Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla yola tam gaz devam ediyoruz. Bugün belediye binası 11 hesabımızdayız ve çok güzel bir saldırı stratejisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Clash literatüründe Zap Witch olarak geçiyor. Yıldırım büyüleriyle beraber ağırlıklı olarak cadılardan oluşan bir ordu kullanacağız arkadaşlar. 8 tane yıldırımımız, 2 tane depremimiz, 1 tane zehirimiz var. 4 yıldırım ve 1 deprem bir cehennem kulesine Diğeri de aynı şekilde ikinci cehennem kulesine gidecek. Klan kalemizde de tomruk fırlatıcı ve cadılara savunmada yardım etmesi bakımından full binici tercih ettim. Büyü olarak da iyileştirme alacağız arkadaşlar. Orada oldukça basit tam bir spam saldırısı. 14 cadı 3 tane golem önden tanklayacak. Tomruk fırlatıcı yolu açacak. Cadılar da köyü dömdüz edip gidecekler. Tabi planlar bu şekilde bakalım güzel sonuç verecek mi? Ordunun sıkıntılı taraflarından birisi kara iksir maliyeti oldukça fazla. 3232 kara iksir saldırı başına üstüne üstlük cadı oyunda eğitim süresi en uzun olan askerlerden bir tanesi. 43 dakika 12 saniye sürüyor. Eğitim iksiriyle beraber bile bir saldırı için 10 dakikanın üzerinde beklememiz gerekecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugünü bu saldırıları ayırmak istiyorum. Özellikle belediye bina 11 severler için belediye binası 11 videoları isteyenler için lütfen yorumlara yazın arkadaşlar belediye binası 11 içeriklerinin devamı sizlerden gelecek olan tepkilere bağlı şimdi bir adet eğitim iksirimizi yapıştıralım ee, hayır inşaatçı hızlandırma değil eğitim iksiri kaç dakikası varmış ee, ha, orada hazır tamam o zaman ufak bir reklam kuşağı yapalım ondan sonra da direkt saldırılara başlayacağım videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin İzlemeye yeni başlayanlara ve bir süreleri izleyip ısrarla kanala abone olmayanlara günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Son olarak günlük düzenli olarak canlı yayınlar yapıyoruz. Açıklamalar kısmında canlı yayının linkini bulacaksınız. Her akşam istisnai durumları saymaz isek. Akşam 8 ve sonrası için canlı yayınlar açıyoruz. Çok keyifli güzel bir ortam oluyor. Kimi zaman canlı klan savaşı yapıyoruz. Efsanelik saldırıları yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde turnuvalar düzenleyebiliriz. O esnada yayında bulunan kişiler arasında dostluk klan savaşları yapabiliriz. Canlı yayınlara hepinizi bekliyorum diyelim. Ve ben güzel bir köy bulayım saldırılarımıza başlayalım. Pekala efendim. Oldukça iyi durumda bir belediye binası 11 köyü çıktı karşımıza. Şöyle bir baktığımda 50 level kraliçesi max. Koruyucusu max. Ee, baktığım zaman ağır savunmaların tamamı max gözüküyor. Hafif savunmalar ve hava savunmaları birazcık geride gibi. Güzel. Orduyu bir test etmiş oluruz. Bir denemiş oluruz. Klan kalesi de merkezdeymiş. Şimdi arkadaşlar yıldırımları ve deprem büyülerini kesinlikle iki tane kuleyi indirmek için kullanacağız. Şöyle dikkatli bir şekilde 1-2-3 3 ve 4 tane yıldırım. Bir tanesine bir tane deprem yetiyor. İkincisini başka bir yerde kullanırım. Çünkü zaten 2 cehennem kulesinde alabiliyor. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Üç. Bak 3. yatmaya gerek bile yoktu. Bir tanesini şuraya ve şuraya sallayalım. X yayına da birazcık hasar vermiş olsun. Şimdi bir taraftan kralı bıraksam bir taraftan da şöyle 1 2 3 tane golem bıraksam İlk defa yapıyorum saldırıyı açıkçası. sağ sola kaçarlar diye korkuyorum ama kralı ve kraliçeyi merkeze göndermek sanki daha iyi bir seçenekmiş gibime geldi. Hemen ardından koruyucu yerde tam bir spam saldırısı arkadaşlar. Evet. Sağlı sollu cadıları bırakmak ve hero'ları içeriye sokmak sanki daha mantıklı olacakmış gibi geldi. Bir sonraki saldırıda öyle yapacağım. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. Hani kralın merkezde olması çok daha iyi olur gibime geliyor. Rakip kraliçin bir tane zehir. Abi şuraya bakar mısın? O iskeletler var ya. Kraliçeyi sonsuza kadar oyalamaya yeterler bence. Şimdi tomruk fırlatıcısı patlayacak, içinden biniciler çıkacak. Koruyucunun özelliğini şu noktada kullanmayı tercih ettim. E, kartal topu cadılara vurmadığı sürece sıkıntı yok. Kralın özelliğini kullanacağım. Bir tane okçu şuradan. Diğerini bekletelim. İyileştirmeyi nerede kullanabiliriz? Ah, dev bomba patladı. Şuradaki cadıları birazcık iyileştirelim. Neden olmasın? Merkezdekiler zaten hasar almıyor. Abi, ezici bir üstünlükle bence 3 yıldız geliyor ya. Yani Cehennem kuleleri çoklu da bile olsa onları indireceğimiz için belediye binası 11'de bu cadıları ne öldürebilir ki? Gerçekten üçlenmeyecek bir köy var mı acaba? Hani gerçi biz biliyoruz bu oyunda hangi seviyede olursanız olun tam anlamıyla max bir köye saldırıyorsanız 3 yıldız hiçbir zaman garanti değildir. Ama bu cadılara gelince iş birazcık değişiyor arkadaşlar. Hani tomruk fırlatıcı sanki belediye binası 11'e birazcık fazla geliyor gibi mükemmel bir 3 yıldızlı açılışı yapıyoruz ve hiç vakit kaybetmeden ikinci saldırı için güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Pekala efendim yine karşımızda neredeyse hatta muhtemelen tam anlamıyla max bir belediye binası 11 köy çıktı ve bu sefer düzeni çok daha iyi gözüküyor açıkçası. Şimdi bir bakalım burada nasıl bir şey yapabiliriz. Üst tarafta kral alt tarafta kraliçe var. Tomruk fırlatıcıyı şöyle geniş kenardan bırakmak sanki daha mantıklı olacakmış gibime geldi. Al taraftan mı saldırsak, üst taraftan mı saldırsak? Ee, Klan kalesi uzaklardan. Klan kalesine tersten girelim bakalım nasıl olacak. 1 2 3 ve 4'üncüye de şöyle hava savunmasına hasar vereceğim. 1 adet deprem. 1 adet deprem şu noktada 1 2 3 4'üncüye de yine kartal topuna hasar vermek için kullanıyorum. Kulelerden kurtulmuş durumdayız. Şimdi şuraya 2 tane cadı bırakacağım. 2 cadı şu noktadan 1 golem, 2 golem, 3 golem Geriye kalan cadıların alayını merkeze doğru spamlıyorum. Hemen ardından kral, kraliçe, tomruk fırlatıcısı, koruyucu da peşlerine gönderdim arkadaşlar. Evet birazdan tomruk fırlatıcı duvarları parça pinçik edecek. Ordu içeriye doğru yönelecekler. Gayet güzel. Golemler olmasa var ya cadılar çok fena hasar alırlar. Golemlerin sayesinde o hasar baya bir azalacak arkadaşlar. Kartal topuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cadılara hasar alırsa başımıza iş açabilirler. Evet, yavaş yavaş ilerliyorlar. Şu tomruk fırlatıcıyı korumak istiyorum. Kralın özelliğine bastım. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım göreceğiz. Tomruk fırlatıcı belediye binasını da indirdi. Cadıların çok büyük bir kısmı sağ taraftan köyü dolanıyorlar. Bu çok hoşuma gitmiyor açıkçası. İyileştirme büyüsünü elime aldım. Binicileri iyileştirmeyi düşünüyordum ama yayla tuzaklarla çok fazla binici kaybettik. O yüzden iyileştirmeyi kullanmayacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Nokta hasarı veren savunmalar cadılara hiçbir şey yapamıyor abi. Böyle bir şey yok ya. Golemlerden bir tanesi hala daha patlamadı. Şurada bir okçu kullanacağım. Cadılar duvarı kırdı. Kralın özelliğini bu noktada kullanıyorum. Abi çoğu şeyi kullanmaya gerek bile yok gerçekten. Zehri rakip kraliçenin kafasına atıyorum. Şurada bir okçu kullanabiliriz. İyileştirmeyi de şu noktada kullanalım. Yoksa eve götürmek zorunda kalacağız. Kraliçenin özelliği duruyor. Sol tarafta büyücü kulesi cadılarımızı katletti maalesef. Bakalım yeterli olacak mı? 1 dakika üzerinde de bir süremiz var ve bence köy üçlendi arkadaşlar evet. Dediğim gibi yani e, illaki böyle çok acayip, üzerine düşünülmüş, sırf bu ordu için anti olacak şekilde düzenlenmiş, düzenler çıkarsa bu kadar rahat olmayabilir ama o da toplasanız oyunda bir elin parmağını geçmez bence. Yani klan savaşlarında gönül rahatlığıyla bu orduyu kullanın derim arkadaşlar. Yani mesela öyle bir hale geldi ki eğer 3'lerseniz savaşı kazanıyorsunuz. Belediye binası 11'e saldıracaksınız. Garanti bir ordu. Al sana cadı ordusu. Şuraya bak. 1 2 3 4 5 6 7 tane cadı sayıyorum. 3 hero da hayatta. Koruyucunun özelliğine ihtiyaç bile olmadı. Muhteşem bir savaş daha. Çok fena sardı. Bir tane daha saldırıya gitmek istiyorum. Şu ordu bir kalksın. Klan kalesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Pekala efendim saldırı numara 3 bakalım 3 yıldız serimizi bu saldırıyla da devam ettirebilecek miyiz? Yine düzeniyle beni etkileyen bir köy savunmaları hero'ları da hiç fena değil. 46 level kraliçesi var kralı yükseltmedeymiş ama ya kral olsa ne olur abi milyon tane iskeletle uğraşmak zorunda kalacak. Şimdi ne yapalım şöyle şurada bir adet deprem büyüsü 1 2 3 ve dördüncüyü de şöyle şu noktada kullandık mı burası tamamdır pak oldu. 1 2 3. 3 ve 4. de şöyle şurada kullanıp depremi patlatıyorum arkadaşlar. Uzaktan gireceğim tomruk fırlatıcıyla. Şimdi ne yapacağız? Önden 1, 2, 3 tane golem. Bu sefer temizlik iyi olsun. 3 cadı sağdan, 3 cadı soldan. Geriye kalanları merkezden spamlıyorum ki bu sefer sağa sola kaçmasınlar. Kral kraliçe hemen tomruğun arkasından. Aslında önce kralı atsak sonra tomruğu göndersek daha güzel olacak. ha? Aynen. Çünkü tomruğun tanklanması lazım. Bakarsın bir savunma tomruğa kilitlenir. Değeri azalır arkadaşlar. D bomba patladı. İyileştirmeye şimdilik ihtiyaç yok gibi gözüküyor. Gayet güzel içeriye doğru ilerliyoruz. Sağ sol temizlendi. Cadılar merkezde. Şu noktada koruyucunun özelliğini basmak istedim. Hem golemi hayatta tutalım. Hem de tomruk fırlatıcısı birazcık daha ilerlesin istiyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Kral özelliğini kullandı. X yayları bizim canımızı birazcık sıkabilir. Bak burada iyileştirmeyi biniciler için kullanabiliriz ya bir bakacağım duruma göre duruma göre şurada bomba kulesi için iyileştirme büyüsünü binicilerde kullanıyorum. Direkt savunmalara gidiyorlar. Hal öyle olunca cadıları da rahatlatıyorlar arkadaşlar. Kara iskeletleri çıktı, klan kalesi de boşmuş. Zehiri yerdeki iskeletlere yapıştırıyorum. Abi bütün köyler mü böyle? Cidden mi ya? Benim bildiğim süpersel buna izin vermez arkadaş. <laughs> Vermemeli. Yani ne olursa olsun yani bu kadar kolay 3 yıldız alınmamalı. Belli bir seviyede Max ise köy. Abi şuraya bak cadılar ölmedi bile ya. Dev bomba bile öldürmüyor bunları. Şuraya bak ve daha kıyamet gibi de süremiz var. Süre sıkıntısı da yaşamıyor. Abi şu iskeletlere bir bakar mısın? İnanılmazlar ya. Bak bir belediye binası 14'te klon büyüleriyle balonları coşturunca böyle bir görüntü çıkıyor. Bir de cadılardan çıkan iskeletler. Ama bunu belediye binası... 13'te veya 14'te denemeyin arkadaşlar. En azından bu şekilde sade denemeyin. Çünkü alana hasarı veren kaya saçarlar var 13 ve 14'te. Ayrıca 3 tane cehennem kulesi var. 12'den itibaren hani bir çoklu cehennem kulesi bütün cadılarınızı katledebilir. Haberiniz olsun. Özellikle belediye binası 11 için özel bir ordu bence. Evet, 3'te 3 yani çaylak kankırır üst üste 3 yıldız alıyor. Ordunun gücünü varın siz düşünün efendim diyorum. Ve bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Bak neredeyse 10 dakika oldu. Ee, hala daha 6 dakika beklememiz gerekiyor. Bir de eğitim iksiri. Bir şey daha söyleyeceğim. Ganimet kasarken sürekli olarak bu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu ne zaman kullanırsınız? Bir klan savaşlarında klan savaş liglerinde kupa kasıyorsanız normal savaşlarda onun haricinde kullanmayın. Çünkü kare iksir maliyeti çok fazla ve eğitim süresi çok fazla uzun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kareyi dolduralım. Orada ayaklansın. Güzel saldırmaya değer bir köy bulup hemen geliyorum. Pekala efendim sıradaki saldırıyı bu köye karşı gerçekleştireceğiz. Baktığım zaman 44 level kraliçe savunmalarını max görüyorum. 15 level okçu toplar falan. Kralı yine yükseltmedi şansa bak ya. Bu sefer kartal topuna yakın taraftan gireceğim arkadaşlar. Şöyle kraliçeyi de hasar verecek şekilde cehennem kulelerinden birine 4 tane yıldırım yapıştırıyorum. Ve depremle her şeye hasar veriyoruz. Cehennem kulesi güle güle. Aynısını şu sağ taraf için de yapacağız. 3 ve Dördüncüyü de yapıştırıyorum. Bir tane depremle beraber bütün her yer temizlenmiş oluyor. Şimdi önden 1, 2, 3 tane golem tanklasın. 3 tane cadı sağdan 3-4 tane soldan kral kraliçe geriye kalan cadılar bu sefer tomruğu sonrasından gönderiyorum. Hemen ardından büyük koruyucuyu da mevzilendirdim arkadaşım. Sol tarafta birkaç tane cadıyı çok kötü bir şekilde kaybettik. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. <laughs> Bakalım yani kartal topuna yakın taraftan girdim. X de dışarı atmış vatandaş olacak iş değil. Dışarı derken dışarıya yakın bir yerde yani. Koruyucunun özelliği için şimdilik ihtiyaç görmüyorum açıkçası. Kartal topundan kurtulduk mu cadılara tehdit olabilecek tek şey büyücü kuleleri. Evet. Tomruk fırlatıcı birazdan patlayacak. Yine binicileri iyileştirmeyi karar verdim arkadaşlar. Orada iki tane daha cadı var. Ee, biniciler şu anda savunmaları da tanklıyor. Ölmedikleri sürece bayağı bir iş yapacaklar. Hatta koruyucunun özelliğini de yine binicileri korumak için bastım. Evet. Klan kalesi boşmuş. Zehiri bekletelim. Belki iskeletler çıkar. Bir adet okçu sağdan bir adet soldan. Kralın özelliğini yapıştırıyorum abi yine inanılmaz hızlı bir şekilde bak sadece üçlemiyorlar inanılmaz hızlı bir şekilde üçlüyorlar bu nasıl bir şeydir ya bozuk e bozuk yani çok ciddi söylüyorum bozuk belediye binası 11'in <laughs> adaleti kalmamış gibi geliyor bana bak böyle söyleyince aklıma geldi şimdi yorumlarda gelecek arkadaş bizde herolar yüksek değil arkadaş herosuz oyun yok. Düşük hero'larla deneyin. Belki bu kadar güzel sonuç vermez. Garantisini vermiyorum. Bir diğer mevzu. Biz tomruk fırlatıcı alamıyoruz. Abi alamıyorsan tokmak almayı deneyebilirsin. Bence tokmakla da güzel iş yapar. Aynı ordu. Sadece tokmak al. Yani onu da alamıyorsan yapacak bir şey yok. Clash of Clans. Oyunun adında var. Klan. Güzel bir klan bulman lazım kendine. Ya da bağış hesabı açacaksın. Benim gibi. 17 tane hesap kasıyorum. Boşu boşuna değil. Bağış hesabı açacaksın. Kendine tomruk fırlatıcı atacaksın arkadaşım. Ben oyunda olan bir şeyi sizlere göstermeye çalışıyorum. Diyelim ve bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlayalım. Ordu bir kalksın. 5 dakikası var. Klan karesini dolduralım. Güzel sağlam bir köy bulup hemen geliyorum. Pekala efendim uzun uzun aradım. Özellikle böyle ganimet koruma düzeni değil de birazcık daha sağlam klan savaşı, klan savaş ligi düzeni bulmak istedim. Sonuç verdi. Sıklıkla karşımıza çıkan uyuze sinir edici bir düzen buldum arkadaşım. Bakalım burada iş yapacak mı? Koruyucu Max, Kral 41 bu sefer de kraliçi yükseltmede. El birliği yapmışlar. Ben video çekeceğim diye adamlar hero'ları yatırmaya karar vermişler. Şimdi bir bakalım. Şuradan 1, 2, 3 ve 4 tane yıldırım artı bir deprem patlatıyorum. Aynısını sağ taraf için de yapacağım. Şöyle 3 ve 4. Depremi de kartal topu ve binaya hasar verecek şekilde mevzilendirdim. Yine kartal topunu öncelik alacağım. Şöyle 1 önden golem, 1 soldan, sağdan, bir tane de ortadan. 3 cadı soldan, 3 cadı sağdan. Kral, kraliçe, tomruk fırlatıcı ve geriye kalan cadılarımı da merkezden gönderiyorum arkadaşlar. Koruyucuyu da saldım. Bu saatten sonra birazcık oturup izleyeceğiz. Yani savunmaları max gözüküyor. Hiroları da hiç fena değil. Klan karesi dolu mudur acaba? 16 level ismi de gözüküyor. içi dolu olma ihtimali yüksek. Evet, bir yandan gözüm cadılarda arkadaşlar kartal topu vurur mu diye tedirgin oluyorum. Bir yandan da dev bomba çıkar da cadıları kaybeder miyiz diye bakıyorum. Evet, ah klan kalesi dolu çıktı. Çok güzel. Gelsin bizim askerlere doğru. Şurada bir iyileştirme kullanacağım. Zehir büyüsünü de patlatıyorum. Yeti ve buz göremini oyalasınlar. İyileştirme büyüsünü yine biniciler için kullandım ama bir bakıma da e, ziyan etmiş olduk onu yani değil mi? Çok da fazla iş yapmadı iyileştirme binicilerde. Koruyucunun özelliği hala daha duruyor. Şu noktada kullanalım. Kralı kaplasın diyecektim ama kralı kaçırdım. Abi bak, iyileştirmeyi çöp ettik kralı koruyamadık. Ya ona rağmen köyün yine üçlendiğini görüyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Cadılar işin güzel yanı hem havaya hem karaya vuruyorlar ve hedef de seçmedikleri için arkadaşlar klan karesini temizliyorlar yani hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Çok daha güzel bir saldırı olabilirdi ama yine de 3 yıldızı yapıştırıyoruz abi ve inanın bana çok sinir bozucu bir düzen bu. Hani işi bilmeyen adam var ya şu düzeni kolay kolay üçleyemez. Cadılar sağ olsunlar. Kraliçenin özelliğini yine kullanmadık. Abi ben artık rahatım ya. Diyorum ki herhangi bir düzeni üçleyin bu orduyla. Yapıştırın gitsin kardeşim. Tertemiz. Üst üste kaçıncı üçümüz oldu bu ya? Dört mü? Beş mi? Hatırlamıyorum. Bir tane daha saldırıya gideceğim. Üstelik çok da keyifli ya. Valla videoyu bitiresim gelmiyor. Kaleyi dolduralım. Ordu kalksın. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Pekala efendim, sıradaki saldırıyı bu köye karşı gerçekleştireceğiz. 11. level klan kalesi içinin dolu olma ihtimali var. Bu düzen savunmaları bir tık belki geride ama diğerlerine göre birazcık daha sıkıntılı olabilir. Çünkü dikkat ederseniz cehennem kuleleri izole olmuş durumda arkadaşlar. Yani yıldırımlarla ve depremlerle kulenin yanında herhangi bir şey alamayacağız. Bakalım yine de sonuç verecek mi? Yine de değişen bir şey olmayacak. Aynı şekilde cehennem kuleleri için kullanacağım 4 yıldırım, 1 deprem. Aynısını üst tarafta da yapıyorum. Başka da bir şey alamıyoruz yani bu büyülerle. Şimdi saldırıya şuradan içeriye doğru gireriz değil mi? Neden olmasın? Şöyle şuradan bir tane golem bırakacağım. İkinci golem, üçüncü golem. Üç cadı soldan, üç cadı sağdan. Tomruk fırlatıcıyı şöyle şu noktadan gönderiyorum. Kral, kraliçe, geriye kalan cadılar. Koruyucuyu da sahaya sürdüm ve birazcık bekleyeceğiz şimdi. Tamam. Golemler olmasa cadılar girişte direkt ölürler arkadaşlar. İnanın bana. Yani golemler şu orduda çok kritik yer kaplıyorlar bence. Cadıları tanklıyorlar yani. Hele de ilk askerleri sahaya sürerken yaptıkları iş paha biçilemez. Evet bir bakalım klan kalesi boş gözüküyor. Koruyucunun özelliğini sırf tomruk fırlatıcı biraz daha hayatta kalsın diye kullandım. Ee, ilk XA'yı şey kitlenmişti çünkü. Evet iyileştirmeyi binicilerde mi kullanalım yoksa cadılara mı atalım? Biniciler birazcık dağıldılar. Ee, yani cadılarda kullansak Sanki daha iyi olacak gibi ya Dev bombayı da aktif ediyorlar arkadaşlar Binicilerin o açıdan da bir faydası oluyor Evet binayı es geçiyoruz Ordu dışarıya dağıldı ama Yani kalan kısımlar da aslında üst tarafta O yüzden çok ciddi sıkıntı çıkmayacak bence Bu alt taraftaki cadıları Öldü gözüyle bakıyorum ee, Ne iş yapacaksa yukarıdakiler yapacak Kralın özelliği duruyor Kraliçenin özelliği duruyor İyileştirme var zehir var bence köy yine çatır çutur üçlendi arkadaşlar. Şuraya bir bakar mısın? İşte alana hasarı veren savunma olmadığı için bu iskeletler ölmüyor. Cadıları da tanklıyorlar. Of de bomba. Şurada bir iyileştirme yapıştıralım o zaman. <laughs> Sıkıntı çıkmasın sonra. Abi köy üçlendi. Yine kısa bir sürede üçlendi. Çatır çutur üçlendi. Yapın ya. Valla. Hibrit mibrit hikaye yani artık belediye binası 11'de kesinlikle en güçlü savaş stratejisi bu. Üçlenmeyecek bir köyün olduğunu ben düşünmüyorum. En rahat ordu bu olsa gerek. Zehiri de patlat. Kralın özelliği duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor. İnanılmaz bir şey ya. Şurada basalım da kralın özelliği Birazcık daha hızlı gitsin işler. %98. 99. Son kara iksir sondası da iner. Bu savaşta burada biter hemşerim. Evet arkadaşlar. Bol miktarda saldırı yaptık. Şöyle savaş günlüğüme bir bakmak istiyorum ya. Kaç tane saldırı yaptık? Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saldırı yapmışız. Hepsi de 3 yıldız. Bunun öncekiler hibrit. 97 var. %100 var. Yani 6'da 6 yaptık arkadaşlar. Max köylere saldırdık. Farklı düzenlere saldırdık. Klan kalesi dolu olan köylere saldırdık. İstisnasız ezici bir üstünlükle bütün köyleri üçledi. Gerisini ben size bırakıyorum. Şimdi final yapmadan önce 4 tane işçimiz boşta. İyi kötü ganimetimiz de var. Şunları bir toplayalım. Başka ne var? Güç iksiri ver alırız. Ee, yükseltme yapabiliyorsak yapalım. Hiro basmayı düşünmüyorum. Ee, ne basalım? Şöyle bir işçiye soralım ya. Büyücü kulesi var. 8 milyon 200 bin. Minimum savunma 6 milyon milyonla havan. O yüzden her türlü sadece bir tane işçiyle yükseltme yapabileceğim. O zaman en pahalısını basalım. Büyücü kuleleri de aradan çıksın istiyorum ya. Diğerleri max zaten. 1, 2, 3, 4 büyücü kulesi max. Beşinciyi de yollamış olduk. Laboratuvarda ne durumdayız? Laboratuvarda bitiyor. <laughs> Arkadaşlar bu hesapta durumlar gerçekten çok iyi ya. Ve yakın zamanda geçiş yapmayı düşünmüyorum sırf sizlere kaliteli video çekebilmek için. Yani bir süre video çekeriz bu hesapta. Ondan sonrasında 12'ye geçeriz. Şimdi iksirle de duvar basalım. Şöyle 1, şöyle 2. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.